Zayıf Akın portalına hoş geldiniz. Bugün Zyxel'den Kerem Bey ile Nebula platformunun üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Kerem Bey. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol Hakan Bey. Umarım siz iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. Kerem Bey, bize bu Nebula platformu ile ilgili sorular geldi. Özellikle GS1350 serisi videosundan sonra. Öncelikle bize Nebula'nın ne olduğunu ve işletmelere ne gibi faydalar sağladığından bahsedebilir misiniz? Tabii. Nebula bizim kablolu ya da kablosuz ağımızı, yani access point switch gibi. Bunun yanında da ağ güvenliği sağlamak için firewall cihazlarımızı kullanabildiğimiz ve bunları içerisine alıp kurulumunu, yönetimini sağlayan bir yönetim platformu. Nebula bulut teknolojisini kullanıyor. Dolayısıyla ayrıca bir sunucu, bir donanım ya da ekstra bir işte bilgisayar yazılım kurulumu gibi bir ihtiyaç bulunmuyor. Dolayısıyla işletmeye herhangi bir ek maliyet olmadan kolay bir şekilde uçtan uca ağ yönetimi yapabiliyoruz. Bu maliyet avantajı ile birlikte özellikle yine çalışanlar açısından, yani teknik kurulum konusunda çalışanlar açısından da yine bir zaman avantajı da söz konusu. Çünkü oldukça basit bir kurulumu ve yönetim ekranı paneli bulunuyor. Bunun için çok kısa sürede birçok farklı ağı hızlı bir şekilde kurup yönetme imkanımız oluyor ve böylelikle hızlı bir şekilde hem kendi ağımız hem de destek verdiğimiz firmalar varsa bunların ağlarını hızlı bir şekilde kurabiliyoruz. Peki Zyxel'in hangi ürünleri Nebula ile uyumlu? İlk Nebula çıktığında 2016 yılında aslında ürün sayısı olarak baktığımızda işte onlu seviyelerdeydi diyebiliriz. Şimdi aradan geçen yıllarla birlikte bugün 47 farklı ürün modelini destekliyor. Zyxel'in Nebula destekli access point'leri, switch'leri ve firewall'ları ile birlikte uçtan uca ağımızı kurabiliyoruz. Yani yeni nesil Wi-Fi 6 access point'lerden tutun, power retent destekli switch'lere, IP kamera switch'lerine ya da omurga switch'lerine ya da VPN firewall'lara değin. Çok geniş bir portföy var bu Nebula destekli ürünler içerisinde. Dolayısıyla bu kapsamda giriş segmentinde, orta segmentte ya da üst segmentte farklı ölçekteki firmalar için ürünleri kullanıp farklı projelerde kullanabiliyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey ön plana çıkıyor kullanıcılar açısından. Ürünleri bu sisteme entegre etmek, kurmak ve yönetmek önemli Evet. oluyor. Bunlar nasıl işliyor? Yani ürünlerin kurulumu ve kullanımı nasıl sağlanıyor orada? Evet, burası Nebula'nın aslında ana fayda sağladığı alan diyebiliriz. Nebula'nın iki temel yönetim yapısı bulunuyor. İlki aslında bizim web ekranından yönetim sağlayan Nebula Kontrol Merkezi. Doğrudan nebula.zyxel.com adresine girip buradan kendi hesabımızla giriş yapıp ağımızı yönetebiliyoruz. Aynı zamanda tabii kolay yönetim deyince tabii artık herkes mobil hayatı yaşıyor. Belki bilgisayarların başında bulunamayabiliyor. Dolayısıyla mobil uygulamalarıyla birlikte iOS ve Android platformlarında da Nebula mobil uygulaması üzerinden yönetim sağlayabiliyoruz. Bu iki taraftan da, yani hem nebula.zyxel.com'dan hem de mobil uygulamadan kullanmak için ücretsiz olarak hesabımızı oluşturup Nebula'yı doğrudan kullanmaya başlayabiliyoruz. Kurulum kısmına geldiğimizde yine mobil uygulama bize çok hızlı kurulum imkanı sağlıyor. Cihazların üzerinde bulunan QR kodu okutarak doğrudan mobil uygulamadan cihazlarımızı kendi hesabımıza ekleyebiliyoruz. Ve ilk kurulum sırasında bize bir kurulum sihirbazı eşlik ediyor. Bu kurulum sihirbazında da işte kablosuz ağımızda hangi yayını yapacağız, şifresi ne olacak, VLAN ne olacak, firewall'da varsa işte IP adresi ne olacak gibi bilgileri soruyor. Sonraki adımda örneğin misafirler için kablosuz ağımızı nasıl kuracağız, bunları soruyor ve adım adım bir kurulum yapmış oluyoruz. Böylelikle dakikalar içerisinde kurulumu gerçekleştirip ağımızı çalışır hale getirebiliyoruz Nebula ile birlikte. Şimdi Kerem Bey, Nebula sisteminde ücretsiz ve ücretli iki versiyon olduğunu biliyoruz. Evet. Bu ücretsiz kullanımda ne gerçekleştirilebiliyor? Ücret ödendiği zamanda da hangi özelliklere kavuşuyor firmalar? Yani ücretsiz ve ücretli sistem arasındaki fark neler?
Evet. Biz Nebula'yı tasarlarken bahsettiğim gibi ürün portföyü açısından da kullanım kolaylığı açısından da küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların kullanabileceği ölçekte tasarladık. Bu kapsamda özellikle küçük ve orta ölçekli segmentte üresi olarak Nebula kullanılabiliyor. Üresi kullanımda dahi başka markalarda aslında üretli olarak bile sağlanamayan birçok özelliği sağlıyoruz ki dolayısıyla aslında birçok projeyi üresiz sürümle de gerçekleştiriyoruz baktığımızda. Örneğin üresiz sürümde herhangi bir cihaz sınırı olmadan kurulum yapabilme, otomatik kurulum, yine mobil uygulama ve Nebula üzerinden görüntüleme kısımları yer alıyor. Aynı zamanda üçüncü parti kimlik doğrulama sistemleriyle hotspot sistemleri adını verdiğimiz işte otellerde örneğin TC kimlik doğrulama sistemleriyle entegrasyon sağlayabiliyoruz. Oldukça geniş bir özellik desteği bulunuyor. Nebula'nın profesyonel sürümü ya da ücretli lisans sürümüne baktığımızda büyük ölçekli organizasyonlarda gelişmiş özellikleri destekliyor. Nasıl özellikler var bunların içerisinde? Örneğin gelişmiş IPTV sistemleri, IPTV'lerin raporlanması, işte hangi kullanıcılar hangi kanalları izliyor, kanalların izlenme oranları nedir gibi. Kablosuz ağın optimize edilmesi ve kablosuz ağ sağlık durumunun görüntülenebilmesi, performansın görüntülenebilmesi, gelişmiş IP kamera yönetimi özellikleri bu aslında Nebula Pro sürümü içerisinde yer alıyor. Eğer yapılacak projede bu tipte ihtiyaçlar varsa işte gelişmiş IP kamera, gelişmiş IPTV özellikleri ya da çok gelişmiş ve büyük bir kablosuz ağ yönetimi söz konusuysa burada Nebula Pro'yu kullanabiliyoruz. Önemli avantajlar sağlıyor Nebula Pro burada. Nebula'nın Pro versiyonunda bulunan bu gelişmiş özellikleri kullanmak için her yıl ücret ödemek gerekiyor mu? Yani yıllık olarak kullanıldığında ve lisans bittiğinde yeniden yenilemek gerekiyor mu bunu? Evet. Şimdi burada biz özellikle kullanım açısından da bu gelişmiş özellikleri sürekli kullanmak isteyen müşterilerimiz için de daha kolay yönetilebilir bir lisanslama yönetimi oluşturduk. Bu da ömür boyu lisans olarak geçiyor. Yani her yıl bir lisans ödemek istemem. Ben klasik ürünle birlikte bu özellikleri zaten kullanmak istiyorum diyen müşterilerimiz için ömür boyu lisans sağlıyoruz. Böylelikle ömür boyu lisans sayesinde ürün alımıyla birlikte lisans ödenmiş ve istenildiği kadar kullanılabilir hale gelmiş oluyor. Ömür boyu lisansında şöyle bir avantajı da var. Cihaz sayısı aynı kalmak üzere yeni teknolojili yeni bir model geldiğinde cihaz değişimi yaptığınızda ömür boyu lisansınızı kullanmaya devam edebiliyorsunuz ki bu da önemli bir avantaj ki genellikle bu tip yönetim sistemlerinde böyle esnek ömür boyu lisanslama sistemleri sunulmuyor. Bunun yanında profesyonel lisansı yıllık olarak da aldığınızda her yıl lisans ilerlemesi yapabileceğiniz gibi eğer özelliklerin ihtiyacı temel olarak size kalmadıysa yani bu özelliği artık kullanmak istemiyorum, pro lisans almasam da olur dediğinizde aslında lisans ilerlemesini de kendiniz sonlandırabiliyorsunuz ve ücretsiz sürümde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu da yine oldukça faydalı bir özellik. Böylelikle sizi sistem sürekli satın almak zorunda bırakmıyor. İhtiyacınız olduğunda lisans alıp ihtiyacınız olmadığında lisansı almayıp ücretsiz sürümden devam edebiliyorsunuz ki baktığımızda yine bu tip sistemlerde rakiplerimizin sağladığı çözümlerde lisans alınmadığında sistemlerin durması söz konusu olabiliyor. Zyxel Nebula ile birlikte sürekli olarak sistemlerinizi kullanabilir durumdasınız lisans almasanız bile. Peki şimdi bu Nebula ile yani şöyle bir durum var biliyorsunuz. Lokasyonlar arttıkça cihaz sayısı artıyor. Bunları organize etmek gerekiyor. Organizasyonlar genişliyor. Nebula sisteminde biz kaç cihaz ve kaç organizasyon yönetebiliyoruz? Evet, bu da oldukça çok sorulan bir soru. Nebula'nın bulut altyapısı nedeniyle burada herhangi bir sınırımız yok. Sınırsız sayıda cihazı ve sınırsız farklı organizasyonu ücretsiz hesabımıza dahi yönetebilir durumdayız. Bu da aslında ağımızın ileride ne kadar büyüyeceği, nasıl değişeceği gibi endişeleri yaşamadan Nebula'yı kullanabilmemize olanak sağlıyor. Bu açıdan yine kolaylık sunuyor diyebiliriz Nebula yönetim sistemi. Şimdi iOS, Android cep telefonu dünyasından bahsettik biraz.
Bazen sistemlerde kesinti oluyor cihazlarda. Cihazlarda bu şekilde bir kesinti olduğunda bir bildirim alabiliyor muyuz? E-posta olsun, telefon olsun. Evet, tabii. Burada yine kolay kullanım açısından Nebula'nın mobil uygulaması üzerinden bildirim sağlayabiliyoruz. Bu da istediğiniz her yerde mobil uygulama üzerinden anında sisteminizden, ağınızdan haberdar olmanızı sağlıyor ki böylelikle herhangi bir problem olduğunda hızlıca müdahale edebiliyorsunuz. Bu ücretsiz olarak sağlanan bir özellik. Bunun yanı sıra eğer çok daha geniş bir ağ yönetim ekibiniz varsa bu bildirimlerin sadece hani mobil uygulamada kalmasın, bir e-mail platformu üzerinden gelsin, belki bir ağ yöneticileri grubunda bunları takip edelim diyorsanız burada Nebula Pro lisanslaması ile birlikte e-mail üzerinden de bildirim sağlayabiliyoruz. Peki Nebula cihazları kaç yıl garantili? Burada da Nebula cihazları baktığımızda tabii ki yıllarca kullanılabilmesi için oldukça kaliteli elektronik komponentler üretiliyor. Bundan dolayı Nebula cihazlarını yaşam döngüsü, yaşam bittikten sonra yani end of life olarak ifade edilen bu süre bittikten sonra artı 5 yıl daha garanti sağlıyoruz ki bu da takriben hani yeni çıkan bir üründen bahsedecek olursak bir 5 yıl gibi bir teknoloji ömrü olsa ürünün piyasada kalma ömrü. Bunun sonrasında bir 5 yıl daha ek garantiyle birlikte yaklaşık 10 yıl garanti demek ki bu da baktığımızda teknolojik ürünler için oldukça uzun bir süre diyebiliriz. Şimdi şöyle durumlar da var. Bulut sistemlerinde genellikle internet kesildiğinde bütün erişim, yani kendi iç lokasyonunda da erişim bazen ulaşamıyor insanlar cihazlara. Şimdi Nebula sistemini kullandığımız durumda internet kesintisinde bu şekilde bütün cihazlar gidiyor mu, yoksa farklı bir şekilde bir özellik sağlıyor mu bize orada? Evet, şimdi bu da yeni nesil teknolojilerde sorulan sorulardan bir tanesi oluyor. Tabii en baştan şunu ifade etmek lazım. İnternet artık ister bireysel ister kurumsal olsun artık günlük hayatın olmazsa olmazlarından. Bundan dolayı yani internetin kesilmesi çok etkili olabiliyor. Ama tabii ki ilk tasarımı yaparken networklerde interneti yedekli yapıyor olmak ilk önerimiz. Yani bir hattınız varsa diğer bir hatla işte ya da mobil 3G, 4G bağlantılarla, LTE bağlantılarla bunları yedekli olmanız aslında en temelinde ve ilk tasarım olarak önerdiğimiz kısım. Ancak tabii buna rağmen internet bağlantısı kesiliyor olabilir. Bu durumda Nebula bulut sistemi üzerinden kendi lokalde bulunan cihazlarınıza erişemeyeceğiniz için yeni ayarlar yapamaz durumda olacaksınız. Ancak Nebula'da yönetmekte olduğunuz cihazlara konfigürasyonlar zaten gönderilmiş olduğu için cihazlarınız network'ünüzde yine stabil olarak çalışmaya devam edecekler. Ancak sizin iç network çalışmanız etkilenmemekle birlikte zaten internet bağlantınız kesik olduğu için internete çıkamıyor olacaksınız. Ve bunun yanında yeni ayar yapamıyor olacaksınız. Ancak yine yerelden cihazlara bağlanıp cihazların durumunu görüntüleyebiliyorsunuz lokal erişimle birlikte. Bu açıdan da baktığımızda aslında yeni ayar yapamıyor olmanız muhtemelen internet kesildiğindeki en büyük probleminiz olmayacaktır. İlk büyük muhtemelen internet bağlantısını tekrar çalışır hale getirmek olacaktır diyebiliriz. Cihazları orada görüntülemek yine de bir durumunu Evet, görüntülemek. evet, evet. Durumunu görüntülemek yine de size temel bir imkan sağlayacak. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi bu veriler buluta gidiyor mu? Bir de hani bulut ile iletişimde hangi protokoller kullanılıyor? Evet, bu da özellikle böyle yeni teknolojiler ve bulut konuları geçtiğinde çok sorgulanan, akılda merak edilen konular arasında geliyor. Şimdi aslında yapıya baktığımızda Nebula bir yönetim platformu. Bundan dolayı Nebula'da temel olarak konfigürasyon ayarları cihazlara gönderiliyor ve cihazlar yapılan ayarlamalara göre trafiği iletiyorlar. Nebula dolayısıyla cihazlar arasındaki iletişim temel olarak işte yönlendirmenin yani trafiğin nasıl iletileceğine dair ayarların, konfigürasyonun iletilmesi şeklinde oluyor ki bu iletim protokolü bizim NetConf dediğimiz şifrelenmiş bir protokol. Dolayısıyla bu arada bir bilginin sızması mümkün değil konfigürasyonel anlamda. Bunun haricinde
Tabii ki biz Nebula sisteminden ağımızı görüntülerken, yani işte switch'imiz var, access point'imiz var, firewall'umuz var. Bunların istatistik bilgileri, logları tabii ki yönetim merkezinden görülmesi gerekiyor. İşte ne kadarlık portta trafik olmuş örneğin, ne kadarlık switch'te POE bütçesi kullanılıyor gibi bu tip istatistik bilgiler de Nebula'da yine bulunuyor. Ancak bunun haricinde kullanıcıların ilettiği trafiklere ya da kullanıcı trafiğine ilişkin bir data Nebula sistemine gitmiyor. Örneğin iç bir kullanıcı var. Kullanıcı yine iç network'te bulunan bir sunucuya erişecekse yine işte access point'ten switch'e bir erişim sağlıyor ve sunucuya erişiyor. Dolayısıyla buradaki bir iç network trafiği zaten yine dışarıya gitmiyor. Ya da kullanıcı diyelim içeriden dışarıdaki internetteki bir sunucuya bir haber sitesine erişecek diyelim. Burada yine kullanıcı trafiği örneğin access point'ten switch'e oradan firewall oradan da internette dış dünyaya gidiyor. Yine bunun Nebula yönetim platformuyla temelde bir alakası yok. Dolayısıyla baktığımızda kullanıcı trafiğinin bu yönetim sisteminden hiç etkilenmediğini söyleyebiliriz. Nebula ile cihaz arasındaki iletişim sadece NetConf protokolü dediğimiz güvenli iletim protokolüyle yapılarak burada yapılandırmaların aslında merkezi olarak yönetilmesinden ibaret. Aynı zamanda istatistiklerin alınarak kullanıcıların daha iyi trafik oluşumunu görüntüleyebilmesini de sağlıyoruz diyebiliriz. Böylelikle oldukça güvenli olarak ki baktığımızda hani onlarca güvenlik standardına sahip bir yönetim platformu Nebula. Dünya çapında birçok standarda uyum sağlayarak bu iletişimi ve yönetimi güvenli olarak gerçekleştirebilir. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok sağ olun. Herkese sağlıklı günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.